VYS Mimarlık, Necmi İnce ile Zirvedekiler programını sunar. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Necmi İnce ile Zirvedekiler programıyla da yine sizlerle birlikteyiz efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Zirvedekiler programında Bursa'da zirvede olan kurum ve kuruluşları tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. Programımıza sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'dan bizlere sorularınızı ve görüşlerini ayrıca iletebilirsiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Efendim sözü fazla uzatmadan değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Uzman Dental Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Türkay Eğrice konuğumuz. Sayın Eğrice hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle bursamız için e, marka değeri yüksek olan Olay Medya Grubu'na ve Necmi Bey şahsınıza teşekkür ediyorum bu nazik davetinizden dolayı. Evet, e, bizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim dileyerek programımıza başlıyoruz. Başlamadan önce yine malum 14 Mart e, tıp e, çalışanları e, günüydü. Başta çok değerli e, eşime e, doktor... Nur İnce'ye ve tüm sağlık çalışanlarında tıp bayramını e, tebrik ederek başlayalım efendim. E, Türkiye erice kimdir? ile başlayalım. Sonra diğer konularımıza geçelim isterseniz. Ben de öncelikle e, başta hekimlerimiz olmak üzere, bütün sevdiklerimize emanet ettiğimiz, kendimize emanet ettiğimiz e, hekimlerimize başta olmak üzere e, tüm sağlık çalışanlarının ben de tıp bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet. E, Türkiye erice kimdir efendim? Onunla başlayalım isterseniz. Eee... 1976 Iğdır doğumlu, Iğdır ili, Karakoyunlu ilçesi, e, Taşburun nahiyesinde 6 e, çocuklu bir anne babanın e, bizim oranın deyimiyle e, son beşik evladıyım. Evet maşallah. E, i̇sterseniz diğer konularımıza geçelim. Efendim nasıl firmayı kurdunuz? Tabii ki. Sizin de yine bir anlamda sağlık sektörüne hizmet eden bir kurumu işletiyorsunuz. Nereden geldi aklınıza sektöre nasıl başladınız? Bu hikayeyi alabilir miyiz efendim? Tabii diş protezcilik benim mesleğim. Ben diş protez teknisyeniyim. Bu işin eğitimini aldık ve sahada yetiştik. Diş protez teknisyeniyim. 1999 yılında Tahta Kale semtinde Küçük bir atölye olarak başladık. Küçük bir laboratuvar olarak başladık. Hem tanıtım yapmak suretiyle gündüzleri diş hekimlerini gezerek firmamızı tanıtıyorduk. Geceleri de sabaha kadar protez üretiyorduk o yıllarda. Daha sonraki süreçte firmamızın büyüyerek sürekli diş teknisyenlerini kadromuza dahil ederek protez üretim kalemlerimizi artırarak, Diş protez dediğiniz zaman içerisinde tabii çok çeşit var. Çok çeşitli diş protez çeşidi var. Bu şekilde geldiğimiz noktada çok şükür Türkiye'nin ilk 5 üretim kapasitesi olarak firması arasındayız. Evet yani mesleğinizi bir anlamda maksimum seviyeye getirerek zirvedekiler noktasına getirmiş oldunuz. Tabi göreceli kavram yani zirveyi nasıl değerlendiririz tabii ki o farklı yani e, hedefimiz tabi ki Avrupa'ya yurt dışına e, protez ihraç etmek. E, Türkiye'de çok daha markamızı çok daha iyi oturtmak, e, teknolojiyi e, o ölçekte takip etmek. E, yani bu şekilde e, hedeflerimiz daha gitmek e, yürümek istediğimiz çok yol var yani. Evet tabi bu arada diş protezi derken her vatandaşta bir anlamda bu işte hastalığa aday olmuş oluyor ve diş hekimlerine gidiyor. Sonrasında onların yaptığı ölçüler, kararlar noktasında size geliyor. Burada bu özellikle diş protezi ile ilgili neden bu aşamaya hastalar özellikle nelere dikkat etmiyorlar bu aşamaya geliyor? Tabi sektör olarak da sizin bu anlamda neler yapıyorsunuz sektörün içeriği anlamında bakıldığı zaman efendim? Tabi ağız diş sağlığı ile ilgili daha çok diş hekimlerini dinlemek lazım bu hususta. Ben ya. protezle protez üretimiyle ve protez aşamalarıyla ilgili. Mesela proteze yaparım. neden ihtiyaç duyuyor hastalar mesela? İşte bu ülkemizde de çok yaygın olmak suretiyle işte ağız diş sağlığı bakımının ta anne karnından başlamak suretiyle çocukluk yaşta, daha sonraki yetişkin dönemde ağız diş sağlığı bakımıyla alakalı genelde dişler doğal dişler, kişinin kendi doğal dişleri bundan kaybedilir ve daha sonra proteze ihtiyaç duyulur. Yani Ondan temel sizin kapınızı çalıyorlar. Evet temel problem bu. Dediğim gibi ülkemizde de bu çok yaygın. Şu an diş protez alanında da çok ihtiyaç var yani. Tekrar geriye dönersek markalaşma yolunda süreçte tabi aldığınız kararlar ben kendi firmamı kuracağım nasıl dediğiniz yanınızda kaç kişi vardı süreçte ne tür zorluklar çıktı efendim şimdi bizi izleyen izleyicilerimize bu anlamda neler söyleyeceksiniz yani hem bir genç girişimci olarak hem de belli bir marka yolunda da Bursa'da ve Türkiye'ye marka olan bir değeri oluşturduğunuz için tabi marka çok ticari hayatta çok kıymetli bir deyim yani marka çok değerli bir deyim yani markayı özellikle ülkemizin buna çok ihtiyacı var yani markalara çok ihtiyacı var. Yani çünkü gelişmiş toplumlara bakıyorsunuz eğer bir toplum sanayisini geliştirmişse, eğitim seviyesini yükseltmişse, demokrasisini oturtmuşsa, adaletini oturtmuşsa bu ne olmuş bu ekonomiyle bağlantılı bunlar birçoğu. Evet. Dolayısıyla şey ekonomiye de bağlantılı olarak ülkemizin de tabii gelişmiş ülkelerdeki gibi markalar çok markalara ihtiyacımız var. Yani e, maalesef e, dünyada her alanda tabii bunu söylememiz alanda. gerekiyor. Tabii, tabii, yani bu alanda. gıda alanında varsa işte diş protezinde olsun, işte te, cep telefonunda olsun, bardakta olsun, çatalda olsun, kaşıkta olsun markalar daha çok çok olması önemli, gerekiyor. Çok önemli. Yani ülkemizin e, selameti, geleceği gerçekten e, özellikle e, finans özellikle iktisadi boyuttan baktığınız zaman biz bir yatırımcı olarak o boyuttan bakıyoruz. Markaya çok ihtiyacımız var. Ülkemizin çok markalaşmaya ihtiyacı var. Dünya çapında markalara ihtiyacımız var. Elbet ülke ülkemizde birçok markamız oluştu. Belli bir oranda dünyaya da açılan firmalarımız var. Evet. Bunun çok yüksek oranda olması gerekiyor. Temennimiz tabii o oranda olması. Yani dünya çapında markalaşmak. Bizim de tabii ki hedefimiz öncelikle ülkemizde daha sonra dünyada diş protezi alanında e, ciddi gerçek manada gerçek manada marka olmak. E, bunun da tabii ki çok meşakkatli bir yol. Özellikle bir, bir ülkemizde çok zor bu tabii yani. E, özel sektörde e, bütün e, her şeyi sizin e, karşılamanız gerekiyor firma olarak. Dolayısıyla e, bu bu şekilde İnşallah hedefe doğru ilerliyoruz. Evet. Zorluklar neler yaşadınız? Biz biraz daha öyle iki ay kısmındayız. Yani hem gazeteci olarak hem bizi izleyen izleyicilerimiz anlamında böyle özüne döndüğünüz zaman bu kadar büyüyeceğinizi, bu kadar personel çalıştıracağınızı düşünüyor muydunuz? Ne tür zorluklar yaşadınız? Mesela yola çıkış noktasında neredeydiniz? Kimler size yardımcı oldu, destek verdi? Neler yaşadınız efendim? Tabi burada bizim firmaya başladık diş protez üretmeye. Az önce ifade ettiğim gibi. Mesela kaç kişiyle başladınız? Daha net sorayım o zaman. Yani 3 kişiyle falan başladık. 3 kişiyle falan başladık protez üretmeye. Az önce ifade ettiğim gibi. Yani işte bir tanıtımcımız yoktu mesela. İşte ben gündüzleri kendim tanıtım yapıyordum. Geceleri de sabaha kadar protez yapıyorduk Bu çok önemli. Evet. evet, evet yani uyku, sabaha kadar çalışıyorduk. Tabii tabii uyku ihtiyacında işte iş yerinde. Yenge ne geç, geçiriyorduk. Artık bir yola çıkmıştık yani ilk başlarda belki de zaman zaman ilgisiz alakasız da kalmış olsak, sonradan alışıldı. Tabii ki şey görüldü orada yani evet burada bir bir şey yapmak isteniyor. Başarı olacak evet. zaman, zaman gerekiyor. Tabii, tabii gerekiyor. Zamanın oluşması zaman gerekiyor. Zaman gerekiyor. Zaman ki gerekiyor. Belli bir noktaya o gelinsin. Evet evet. Yani tabii şu an bir daha henüz çok bir marka olduğumuzu iddia etmiyoruz ama çok gayret ettik, çok çalıştık. Ve e, işi belli bir aşamaya getirdik. Ama dedim ki yetmez, daha çok şey yapmamız gerekiyor. İnşallah e, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz Mesela nereliler size o süreçte 3 arkadaşla başladınız? Mesela daha fazla iş aldığınız zaman bunu yapabilir misin, yapamaz mısın dedikleri oldu mu efendim siz? E, Tabi yaşımızın da genç olmasından dolayı gittiğimiz kurumlar. E, Mesela var mı bir hikayeniz, onu da alalım bu arada. Yaşadığınız bir anekdot var mı? Yani şöyle tanıtım yaptığımız sıralarda yaşımızı çok genç gören mesela birkaç diş hekimi sadece yaşımız genç olduğu için kızım orada ölçüler var getir ver bu delikanlı yapsın bir görelim nasıl yapacak. Hani böyle yapamayız yani gelmiş ama bir görelim gibi bir şeyim var. Mesela. Geri de çevirmiyorlar. Ha, geri de çevirmiyorlar ama tabi o bizi çok kamçıladı. Burada yine azim öne çıkıyor. Evet, herhalde. evet, tamam, tamam. Azim öne çıkıyor. İsterseniz şöyle devam edelim. E, tabii ki 3 kişiden şimdi onlarca kişi kurumunuzda çalışıyor. 130 çalışanımız var. 130 çalışanınız. yani ciddi bir rakam. Yani e, hakikaten önemli bir rakam. Başarıya başarı yolunda giderken e, sizi bu süreçte özellikle hedeflere noktasında neleri hedeflediniz efendim? Yani neleri düşündünüz sonrası aşamada ben buraya geleceğim veya şöyle olacak İşte hem marka değeri olan bir firma üreteceğim sonrasında da işte hem Bursa hem Türkiye'ye hizmet ediyorsunuz sonuç itibariyle. Yani ticarete başladığınız zaman başta kendi ihtiyaçlarınız için başlarsınız. Yani ihtiyacınız vardır, eve ihtiyacınız vardır, başka şeylere ihtiyacınız vardır bunun için başlarsınız. Evet. Belli bir aşama onlara ulaştıktan sonra... Kişisine göre değişir tabii bu. Biz tamamen ya biz sağlık sektörünün içerisindeyiz. Gerçekten çok kutsal bir meslek. İnsanlara diş protezi üretiyorsunuz. Bunlar diş hekimleri tarafından uygulanıyor evet. hastalarına. Bu çok güzel bir iş. Yani zaten severek yaptığım, mesleğimi severek yaptığım bir iş. Başlangıçta bu şekilde başlıyorsunuz. Evet. Recep Bey de diyor ki, şimdi şu anda bizleri izliyor. Sorar mısınız diyor, bu diş protezlerini görmekten kokusunu almaktan bıkmadım mı diyor. Yani bu şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Hani mesleği tabi seviyorsunuz ama tabi belli de bir şeyleri var, koşulları var. Her gün yüzlerce belki. Ama bütün işlerin zorluğu zorlu. vardır yani. Sizin yaptığınız için de kendi içerisinde gerçekten zorlukları vardır. Bütün sektörlerin zorlukları vardır. Zaten bir işi sevmeden yapamazsınız. Biz de demek ki severek yapıyoruz yani. Tabi belli bir süre sonra. E, işin maddi boyutunu bir tarafa bırakıyorsunuz. İşte yurt dışı gezilerimiz falan oldu işte genç yaşta. Oradaki işte Avrupa'daki pozisyonları gördük. Yani oradaki gerek bizim alanımızla ilgili donanımlı işletmeleri gerek genel olarak gördük. Dediniz ya, yani ne hedeflediniz, ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hizmet için şu anki çalışma, bütün çalışmalarımız ülkemize, ailemize, yaşadığımız şehre hizmet etmek için. Tabii bütün sizin çabamız bu. projeleriniz de var. Bu anlamda program öncesinde de görüştüğümüz hakikaten bir heyecan duyuyorsunuz. O projeyi anlatırken de ben o hissiyatı gözlerinizden alabiliyorum. Bu projenizde bir iki cümle alabilir miyiz? Ne projeniz var efendim ilerleyen süreçte? Nilüfer bölgesinde 20 ünitelik bir ağız diş sağlığı merkezi veya hastanesi evet. bu süreçte şekillenecek. Böyle bir projemiz var. ilerleyen yıllarda hayata geçireceksiniz. Yani bu yılın sonuna doğru inşaat çalışmalarına sanırım başlarız. Evet. Hayırlı olsun şimdiden. dilerim Gelelim ekonomiye. Tabii ekonomi olmazsa olmaz. Ekonomi iyi olacak ki sizler de bizler de, bizi izleyen izleyiciler de gönül rahatlığıyla hayatlarını ikame ettirecekler. 2016 yılını tabii çok da iyi geçmeyen bir tarih olarak e, tarihe geçti ama süreçte başta FETÖ hain e, terör örgütünün yapmaya kalkıştığı darbe girişimi sonrasında e, başarısızlık sonuçlandı. E, Halk tabii ki milli irade buna tepkisini koydu ve e, dur dedi. Tabii ekonomik olarak ister istemez bunun yansımaları oldu. Sizin için sektörde ne gibi sıkıntılar yaşadınız efendim. 2016 yılı nasıl geçti? Neler söyleyeceksiniz? E, tabii bir sıkıntı varsa bu bütün firmalara, bütün herkese yansıyabilir. Tabii 2016'ya gelmeden önce işim yoğun bir siyasi boyut olduğu için dünyada işte 92 Körfez Savaşı'nda bir denemesi olmuş. Daha sonra biraz üstü kapatılmış. Daha sonra işte son Irak, Irak Amerika'nın Irak'a girmesiyle coğrafyamızda bir yangın başladı. İşte Arap Baharı denildi bütün bizim baktığınız zaman Müslümanların işte komşularımızın hepsi her yerde evet. ciddi bir yangın var, savaş alanı var, işgal var, gözyaşı var, kan var. Bu kaçınılmaz yani bu ortada görünen bir şey. 2016 yılı da işte en son ayakta olan Türkiye ne yaptılarsa sallayamadılar. 2016'da en son Türkiye'ye bir hamleydi, bir müdahaleydi. Yani şeyin bir parçasıydı esasen. Tabii gizli güçleri de söylememiz gerekiyor tabii. Ki herhalde. Türkiye'nin dışarıdan komanda ettiği bazı ülkelerin de destekleriyle. Tabii tabii. Yani bu Arap Baharı sonucunda en son Türkiye'ye bu sıra gelmişti. Çok şükür milletimiz buna müsaade etmedi. Elbette yani bugün bunu sadece FETÖ'ye bağlamak şey olur. Yani çok basit olur. Yani FETÖ dediğimiz yapı e, tamamen bir e, kendini kullandıran bir terör örgütü. E, yıllarca biz farklı görülmüş ama şu an öyle görünüyor. Yani Türkiye ülkemiz çok büyük bir ülke. Yani bir terör örgütüne papuç bırakmaz ama bu dünyanın e, emperyalist güçlerin desteklediği e, bir yapı olduğundan dolayı maalesef ismini anıyoruz FETÖ'nün. E, yani e, 2016'da böyle bir talihsiz olay yaşandı. Artık e, bizim bizi sevmeyenler, düşmanlarımız bize e, açık açık hamle yaptılar. Yani ondan önce biliyorduk, tahmin ediyorduk, ama şu an e, 2016'da e, tamamen e, evet e, bizim e, düşmanlarımız bize açık açık savaş açtılar. 2016 böyle bir yıl. Evet, hatta 2015'te de özellikle 7 Haziran seçimleri ve sonrasında tekrarlanan ve tekrarlanmasaydı ne olacaktı ülkenin selayeti için? hangi boyuta gidecekti bilmediğimiz ve sonrasında yine e, halkın milli iradenin e, demokrasiye sahip çıkmasıyla 1 Kasım seçimleri ve yine e, tek partili dönem ve ülke bir anlamda da bu seçimler sonrasında 2016 e, siyasi krizin bitmesiyle ekonomik ve hain FETÖ darbe girişimini söylememiz gerekiyor herhalde. E, mutlaka. Mutlaka bu şekilde. Çünkü e, baktığınız zaman yani demin ifade ettiğim gibi Coğrafyamızda ciddi manada sıkıntılar var, savaşlar var, evet. ee, kan akıyor. Ama sizin ülkenizde dev projeler hayata geçiyor, dev köprüler açılıyor, şehir hastaneleri bir taraftan açılıyor, bir taraftan inşaatlar devam ediyor. Dev dünyanın birinci, ikinci, üçüncü büyük köprülerini yapıyorsunuz, dünyanın en büyük havalanını yapıyorsunuz sağlıkta sürekli evde bakım hizmetinden tutun bakanın bakan kişileri, bakan yakınlarının yani maaşlar maaş, ücretler, maaş, hasta maaş, yakınlarına evet, hasta bağlanan yakınların maaşlar, maaşlar olmak üzere yani birçok kişinin he, de doğallarını evet, alıyor. Yani tabii bunu. artık hafızası almıyor insanların evet. bunu yani. Hatta bir de babaannelere şimdi biraz önce de Feridun Bey'in programında Erhan Bey hmm. konuktu. İşte babaannelere maaş noktasında süreci de anlattılar. Yani altı bin kişiye yakın kişiye şu anda maaş bağlı. Ciddi destekler. Tabii, Tabii sizi nasıl etkiledi bu 2016 süreci efendim? Yani enteresandır. Tabii biz buradan ekonomik olarak çok etkilenmedik. Çok sıkıntı yaşamadık yani genel olarak da yaşanmadı zaten. Biz şöyle görüyoruz yani e, sabah oldu, kalktık. E, her şey yolunda. Bankalar açık. Bankalar açık. E, otobüsler çalışıyor, metrolar çalışıyor, hastaneler e, her şey yolunda. E, dolayısıyla eğer burada e, problem yaşadık. Şu oldu, bu oldu demek biraz haksızlık olur tabii. E, ya yani ülkemizin e, gücünü de burada tekrar e, görmüş olduk yani. Peki bu süreçte özellikle yani kötüye giden diyenlerin ve Süreçte ekonomik anlamda da ciddi kötüye doğru gidiyoruz diyenlere nasıl e, karşıladınız? Özellikle hakikaten ya olur mu kardeşim biz battık bittik yani işler kötü olmasa da böyle manipülasyon eden işte kurumlar da vardı, kuruluşlar da vardı, açıklamalar da. Ya hayatın yapılıyor. olağan akışı vardır yani e, her zaman e, yükselişler olur, inişler olur. Ekonomide serbest piyasa ekonomisindeyiz. Sürekli dövizde de dönemsel hareketlilikler olabilir. Ki yaşanan bu süreçte bu sıkıntıda işte en son Hollanda'nın siyasi tavrını çok net olarak gördük. Yani daha önce saklayarak yapıyorlardı bunu. Şu an açık açık yaptılar. Yani bu kadar problemin içerisinde yani bir tarafımızda Orta Doğu'da bir yangın var. Biz ortadayız. Bir tarafta Avrupa'nın, Amerika'nın üzerimize yapmış olduğu hamleler ortada ve biz az önce ifade ettiğim gibi Türkiye'de tarihinde olmadığı büyük projeler hayata geçiyor. Efendime söyleyeyim, asayişimizle ilgili, istihdamla ilgili sürekli Ham devletimiz reform tarzında adımlar evet, atılıyor, adımlar atılıyor. Dolayısıyla ama hayatın olağan akışı içerisinde elbette sıkıntılar yaşanacaktır. Evet. 2016'dan sonra 2017'ye geçelim isterseniz sayın ilacı. 2016 yılında beklentiler neden Tabii siz iş adamısınız, iş adamı kimliğiniz de var. Bununla ilgili iş dünyasında bazı kesimde, özellikle bu süreçte biraz fuliyi işte görüşümüzü beyan etmeyelim diyenler var. Yani evet diyenlere işte sen niye evet diyorsun işte dememen lazım. Bir tarafta hayırcılar var. İşte biraz önce söylediğiniz gibi Avrupa ülkelerinde gizli hayırcılar çalışırken normalde evet için yapılacak toplantılara karşı alınan tavırlar var. Önce ülkemizle başlayalım isterseniz. 2017 ve bu ekonomik süreçle ilgili neler söyleyeceksiniz? Necmi Bey çok şükür ülkemiz var. Bir defa böyle bakmak lazım. Yani ülkemiz ayakta. Devlet kurumlarımız ayakta, güçlü bir siyasi irade başımızda. Dolayısıyla demin ifade ettiğim gibi, hayatın olağan akışı içerisinde her şey olabilir. Biraz abartıyor muyuz? Yani iş dünyasında veya işte siyaset kesiminde de hani evet hayır noktasında tabii 16 Nisan'da bir referandum e, seçimleri olacak. Bu tabii. anlamda iş dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tabii 2016 şey 16 Nisan'ı e, tabii bir normal genel yerel bir cumhurbaşkanlığı seçimi gibi algılamamak lazım. E, bu ülkemizde bir sistem e, değişikliğine gidiliyor. Evet sistem değişikliğine gidiliyor. E, dolayısıyla e, geçmiş sistemde görülen 100 yıllık bir tecrübeden e, kaynaklanan eksiklerin tamamlanması adına e, bu şekilde bir e, değişime gidiliyor. Dolayısıyla yani burada bir siyasi olarak bakmamak lazım. Ama ben her zaman hani evet diyenlerde, hayır diyenlerde eğer gerçekten inanarak siyasi eğilim olmaksızın söylüyorlarsa hiç problem yok esasen. Biz zaten dışarıda hep kardeşiz yani. Bizim benim evet diyen arkadaşlarım da var, hayır diyen arkadaşlarım da var. Ee, yani orada problem yok. Ama siyasi olarak bu ifade edildiği zaman Tabii ki o çok hoş karşılanmaz. Karşı orada problem doğuyor yani. O yüzden e, kişiselleştiriyorlar. İşte sosyal medyada baktığınız zaman hakikaten e, ağır ifadeler itham ediliyor. Yani kişiler kendi arasında işte evetçiler, hayırcılar şeklinde e, kutuplaşmalar Şimdi olmuş. Tam da o noktada şeyi sormak istiyorum. Araya girdim ama özellikle çok çok gündeme geldiği için e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan şahsıyla alakalı işte tek adamlık tırnak içerisinde ibarelerini söylenerek yani sonuçta halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Bu tür açıklamaların ve beyanatların ülkenin dışarıdaki itibarı noktasında algı yönetimi noktasında onlara destek vermez mi efendim? Yani şu şekilde buna şöyle bakmak lazım. Yani tek adamlık tabu bunu değerlendirmek siyasilerin işi. Ben burada çok yani detaylı bilgi vermek istemiyorum evet. ama dediğim gibi burada şahıslarla bir alakası olmadığını düşünüyorum benim bu Peki bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şahısları indirin girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hoş karşılamıyorum bunu tabii. Yani şahı, herhangi bir şahıs yok çünkü bu herhangi bir şahıs oylanmıyor burada. Yani ben bir siyasi olsam, evet sistem değişiyorsa ben daha çok çalışırım. O yeni sistemin başına ben geçerim. Böyle bakmak lazım yani. Böyle değerlendirmek lazım. Ben de böyle değerlendiriyorum. Evet, e, isterseniz 2010 yılı, tabii 2016'da yaşanan sıkıntılar, 2017'de sırayet etmemesi hükümet belli başlı konularda tedbirler aldı. Hatta reform tarzında tedbirler aldı. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nedir efendim? Birbirinden önemli uygulamalar başladı. İşte sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödenmesi, KOSGEB desteklerinin verilmesi gibi böyle alt alta topladığınızda ve prim ee, özellikle Ocak, Şubat, Mart ayında ödenmesi gereken primlerin yılın sonuna aktarılması gibi birbirinden önemli uygulamalar şu anda hayata geçirildi. İş adamı olarak bu uygulamalar sizin önünüzde ne gibi bir etki oluşturacak efendim? E, tabii çok önemli bunlar. çünkü. Bir de istihdam seferberliğini de ekleyelim bu arada. Tabii tabii. Yani 2 milyon sanırım istihdam seferberliği başlatıldı. Ve tamamen bütün sosyal güvenlik primleri vesaire devlet tarafından ödenecek bir e, hamle yapıldı ki bu çok önemli gerçekten e, iş alanında e, ciddi manada bir katkısı olur bunun ben öyle değerlendiriyorum onun dışında işte devletin çeşitli e, işte ekonomi Bakanlığı sanırım işte kosgeb evet. e, buna benzer e, kalkınma Bakanlığı'nın e, çeşitli teşvikleri var e, bu gerek e, nakdi gerek aynı şekilde makine testizat veya işte organize sanayi bölgelerinde arsa tahsisi vesaire çok ciddi hamleler bunlar yani çok ciddi yani bu şartlarda iş adamı kimliğinizde nasıl değerlendiriyorsunuz yani bu hükümetin hani hükümet böyle bir karar da almayabilirdi sonrasında gerçi küçük orta işletmeler kobilerle ilgili bazı sıkıntılar doğabilirdi ama öncesinde bir müdahale olarak algılandı olumlu tabi yansımaları var ama bunu da beğenmeyenler var bir taraftan. Şimdi her şeyi herkese beğendiremezsiniz. Ya bir de böyle bir şey var. Bizim toplumumuzda da bu ileri düzeyde. Evet. Eğer doğru bir şey inandığınız doğruların üzerine gitmenizden başka gitmekten başka çare yok. Bu eğer sizseniz siz yapacaksınız, bense ben yapacağım. Hükümet yetkilileri, hükümet yetkilileri yapacak. Yani inandıkları doğrunun arkasında giden bir hükümet, bunu da halk zaten takdir edecektir, ediyor da genel olarak böyle değerlendirmek lazım. Evet tabii ki eleştiri her zaman olacak. İyinin tabii. daha iyisini de tabii. istiyorlar. Ee, kısa bir ara vereceğiz Sayın Erice. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler Necmi İnceli Zirvedekiler programımıza kısa bir ara veriyoruz efendim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. VSM Mimarlığın sunduğu Necmi İnceli Zirvedekiler devam edecek. Mimarlığın sunduğu Necmi İnce ile Zirvedekiler devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler Zirvedekiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz ee, konuğumuz Uzman Dental Yönetim Kurulu Başkanı e, Türkay Eğrici ile. Sayın Eğrici önümüzde 16 Nisan'da bir referandum süreci var. Yani 2015-2016'yı neredeyse bir yılda e, bir kez daha sandıklar gelecek. Efendim bu süreçte bir aydan çok da kısa bir zaman kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Yani Avrupa'da özellikle geçtiğimiz günlerde e, AB Bakanı e, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle uçağının Hollanda'ya indirilmemesi ve sonrasında karayoluyla da aile Bakanının e, yine e, Hollanda'da bazı programlara e, gerçekleştirilmemesinden dolayı sıkıntılar oldu. Oradaki Türk vatandaşlarımız sokaklara indi. Bununla ilgili e, neler söyleyeceksiniz efendim? Ülkemize bir defa e, sonuç ne çıkarsa çıksın, e, hayırlı bir sonuç çıksın inşallah. E, bir defa öncelikle bunu temenni ed edeyim. E, referandumla ilgili tabii e, bizim e, 100 yılı yaklaşan bir e, cumhuriyetimiz var. E, bundan da e, millet olarak hiç kimsenin bir şikayeti yok. E, cumhuriyeti benimsemiş bir toplumuz. Ancak bu süreçte yaşadığımız sıkıntılar, Cumhuriyet döneminde yaşadığımız başta darbeler, efendime söyleyeyim buna benzer hukuksal yaşanan sıkıntılar, birçok yönetim sıkıntıçıklığı, işte siyasilerin ifade ettiği gibi işte cumhurbaşkanlarıyla başbakanların kavgaları, bakanların siyasi ikbal olarak sürekli Gördüğüm, çatışma halinde, çatışma olmaları. halinde olmaları. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani sistemde evet bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bir defa böyle bakarsak aslında niye evet, niye hayır dediğimizi çok iyi anlarız. O bakımdan yani bunu bir rejim değişikliği olarak tanımladıkları için böyle ifade etmek istiyorum. Ya yani burada bir rejim değişikliği yok tabi. Bizim okuduğumuz, benim anladığım kadarıyla böyle bir sıkıntı görmüyorum ben. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı da zaten geçtiğimiz günlerde yine özel bir kanalda açıklama yaptı. Bizim rejimimiz cumhuriyetin kurulmasıyla zaten e, bellidir. Herhangi bir süreçte e, farklı bir düşünceye sahip değiliz diye açıklamayı da vermişti kendisi. Evet. E, bu şekilde yani olaya böyle bakarsak belki fikrimizi değiştirebiliriz. Yani referandum süreci sistem üzerinde, Bugüne kadar 90 küsür yıldır görünen problemlerin giderilmesi olarak görüyorum ben. Yani e, bu şekilde e, bakıyorum. E, dolayısıyla e, inşallah memleketimiz için en hayırlısı neyse e, onun çıkmasını temenni ediyorum. Şimdi bununla ilgili de tabii hem iş dünyası hem siyasette birlikte işte parlamenter sistemin neyi çıktı ki işte e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz tarzında eleştiriler var. Bir taraftan da zaten AK Parti'nin tek başına çıkaramayacağı bir süreci, referandum sürecini işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin desteklemesiyle sürecin başlaması ve şu anda 16 Nisan'da da halkın önüne sandık gelecek ve karar Bu bir aslında fırsat değil mi? Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani bu süreci belki de 3 sene 5 sene sonra Türkiye'de hiçbir anlamda göremeyeceğiz belki de. Tabi hayır diyenler dediğim, başta ifade ettiğim gibi hepsi bizim kardeşimiz. Biz sokakta hiçbir problemimiz yok hayır diyenlerle. Ama baktığımız zaman evet demek için de çok gerekçe var. Yani bir başbakanlarla cumhurbaşkanlarının kavgasını göz önümüze getirirsek, işte darbeler dönemini bir düşünürsek, yani başbakana bağlı bir genel kumay başkanı çıkıp çok rahat darbe yapabiliyor. Kurumlarda sürekli çatışmaları görürsek, bakanlıklar arası problemleri yani bu 90 küsür yıldır yaşanan bir problem. Yani evet demek için çok gerekçemiz var. Özellikle bir de herhalde hükümetlerin işte çok kısa zamanda hükümette kalıp sonrasında yani yeni buçuk... seçimle de ülkenin istikrarı noktasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Zaten Ortalama bir buçuk yılda bir hükümet kuruldu, ülkemizde kuruldu, tespit ediliyor. Dolayısıyla yani burada tamamen bir sistem değişikliğine gidiliyor. Tabii bu çok iyi anlatılırsa diyeceğim ama zaten <laughs> anlatılıyor aslında. Kamuoyu da yakında <laughs> evet, evet. takip ediyor. Siz Avrupa'ya da gidiyorsunuz. Hatta bir programda yurt dışına beraber gidecektik ama fırsat olmadı o dönem. Fransa'ydı herhalde yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Fransa'ya gidecektik. E, şimdi Hollanda'nın yaptığı bu tutum özellikle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hem de dünyada hakikaten ciddi bir infial oluşturdu. Özellikle hem basın mensuplarına hem halka hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına diplomasi noktasında krize götürebilecek bir süreç uygulamaya getirdi ve hakikaten hem basın mensuplarının müdahale etmesine rağmen jopla, köpekle, atlı polislerle müdahale edilmesi herkes de infiale sebep oldu. Bununla ilgili Avrupa'nın özellikle Hollanda'nın yaptığı uygulamalarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Avrupa iki yüzünü bu anlamda tüm dünyaya göstermiş mi oldu efendim? Bakın batı, Batı'nın e, tabi e, tek e, amacı sürekli kendi refahı, kendi ekonomisini ayakta tutmak. Batı bütün değerleri, Batı'nın bütün değerleri şeydir, ekonomisidir. E, dolayısıyla e, şu an Türkiye'de baktığınız zaman işte geçmişte gelişmeye baş gelişen ülkeler, sanayileşmesini e, bütün eksiklerini tamamlayan ülkelere baktığınız zaman e, işte tarımla başlayan ülkeler var. Bizim ülkemizde tarım potansiyeli o ülkelerin 50 katı, 1000 katı daha yüksek. Biz şunu bunun farkı şu an bunun farkına vardık. Bizim ülkemizde Rusya'da farkına vardık. Evet. Şimdi Hollanda'da devam ediyor. Biz şimdi bunun farkına vardık. Bir taraftan bakıyorsunuz dış yatırımcı sürekli geliyor Türkiye'de dev projelere talip oluyor. İşte en son yine Çanakkale köprüsü köprüsüyle ilgili. köprüsüyle ilgili ihale yapıldı sanırım. E, açılan işte havalanları, şey, şehir hastaneleri. E, yani burada ne oluyor biliyor musunuz? Yani batının pazarı elinden gidiyor esasen. Yani siz batıya şu an bir pazarsınız. Yani rant ellerinden gitmiş tabii, rant oluyor. Ellerinden. İsyan bundan mı oluyor diyorsunuz? Tabii tabii tamamen. Çünkü Türkiye büyük pazar onlar için. Onların bütün dertleri ekonomi. Başka bir dertleri de olduğunu ben düşünmüyorum. O bakımdan şu an Türkiye hakikaten ayağa kalkmak için bütün kurumlarını çalıştırıyor. Her alanda, bürokraside, siyasette, iş dünyasında, güven, emniyette, güvenlikte. O bakımdan şu an bunun saldırıları oluyor. İnşallah muvaffak olamayacaklar. Bu şekilde temenni ediyoruz. Ve ülkemiz kısa sürede çok iyi bir noktalara gelecek inşallah. Bundan sonra bu Hollanda'nın yaptığı tutum tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinde ve tüm dünyada da bir tarzda takip edildi. Şu anda sonrasında neler olacak? İşte Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu işte bizden özür dilenmesi gerektiğini bununla ilgili bizde gerekli şikayetleri yapacaklarını söyledi. Özellikle bundan sonraki süreçte Almanya, Fransa'dan Türkiye'ye karşı herhangi bir Buna benzer bir tutum veya tavır içerisinde olmalarını bekliyor musunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. Yine 16 Nisan referandumuna ilgili Avrupa ülkelerinde özellikle evet kampanyasına ciddi bir set vuruyorlar ama hayır kampanyasını yürütenlere ne ikmese kapılar açılıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni bir hamleler beklememek mümkün değil çünkü tarihine baktığınız zaman Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın bize uygulanan yapmış oldukları sürekli e, müdahaleleri zaten bunu e, görmezden gelemeyiz. E, bundan sonra beklememek de mümkün değil. Çünkü yani geriden e, gelen e, onların e, sicili bozuk yani bize karşı, ülkemize karşı e, sabıkalılar. E, o bakımdan yani mutlaka e, her türlü hamleleri olacaktır ama e, çok şükür ülkemizde e, tabii şey var yani e, baktığınız zaman bir, e, bir dik duruş var. E, tabi bunu da bazen, bu da eleştiriliyor. E, ama yani geçmişe döndüğünüz zaman e, biz e, daha e, beyefendi de davranan yöneticilerimiz oldu. E, onu ama... diyenler de var. Yani hiç böyle bir tutum yapılmasaydı ne olacaktı? Yine zaten Avrupa'nın bize bakışı belki biz kendimizi kandıracaktık. Ama şu anda tüm dünya süreci izliyor, takip ediyor. Yani şimdi bir bayan bakanın özellikle Hollanda'da büyük elçilik binasına kendi büyükelçisiyle görüştürülmemesi ni engelleyen bir izah nasıl olabilir ki? Veya işte kendi oradaki vatandaşıyla görüşmesine neden engel olunur ki? Yani bunu siz neden yapıyorsunuz? Belli bir amacınız var. Özellikle mesela Almanya'ya bakıyorsunuz. Hayır videoları işte haber kanallarında, devletin resmi kanallarında veriliyor. Şimdi bunları görünce herhalde siz de hayretle izlemişsinizdir. Yani emin olun Fransa'da, Paris'te çok yoğun olmak kaydıyla Almanya'da da var. Berlin'de, Köln'de. Emin olun PKK'nın yollarda standları var. Ben birebir buna şahit oldum. Hatta bir anımı anlatabilirim. Fransa, Fransa'da bir lokantada girdik, baktık. Türk iş. Lokanta, yemek. yemek. Girdik. Yemek. Karnımız da çok acıkmıştı. Yemek yemeye başladık. Kafamı kaldırdığım zaman APO'nun Abdullah Öcalan'ın resmini tam lokantanın karşısında gördüm. Yani Kocaman yani lokantanın içerisinde adam PKK sempatizanı. Adam belki PKK'lıdır büyük ihtimal. Kaçmış oraya gitmiş iltica etmiş. Yani bu kadar da açık bir propaganda şansları var orada. Yani Türkiye Av düşmanlarına Avrupa PKK'ya diğer terör örgütlerini Türkiye'ye karşı evet. Avrupa'nın da onaylamasına rağmen onlara destek izin verirken toplantı yürüyüşleri ve mitingleri yaparken Çok rahat. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanına bu izni vermesi büyük bir küstahlık olarak değerlendirenler de evet, var tabii ki. Evet. Yeni kapı ruhunu soracağım. Bu süreçte özellikle siyasi partilerin birlik beraberlik içerisinde olmayıp bu referandumun gidilmesi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? E tabii yeni kapı ruhundan eee 6 Nisan çıktı aslında esasen. Evet. De böyle iyimser bakmak lazım. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin o süreçte yeni kapı ruhunu sadık kalmasıyla bugünkü referandum süreci çıktı. İnşallah hayırlısıyla ülkemizin hayrına neyse o noktada evet. sonuçlanır. Yeni kapı ruhu esasen bozulmadı yani. Yani bir sonuç alındı yeni kapı ruhundan. Evet. Ana muhalefet lideri sadece Geri adım attı sonrasında tavrını değiştirdi. Gerçi evet. şey o zaman da baskılar var diyorlardı. Evet evet. Yani yeni yeni kapı ruhu bir sonuç verdi. Ben ülkemiz adına bir hayır çıktığını düşüncesindeyim. Evet programımızın sonuna geldik. Sayın Eğrici zaman akıp geçti gerçekten. Sohbete de doyum olmadı. Son bir iki cümle sektörle ilgili sıkıntılar var mı? Bir iki cümlede onu alalım sizlerden. Tabii sektörle alakalı bizim diş protez e, üretimiyle, diş protez e, meslek grubuyla alakalı e, bütün birçok sektörde olduğu gibi e, kalifiye personel e, bulma noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. E, yani baktığınız zaman sağlık meslek hisselerinde e, bu alanlar kapatıldı. E, diş protez teknisyenliği bölümleri kapatıldı tamamen. E, meslek yüksek okulu tercih edilmiyor. Liseden sonra çünkü sanatsal bir meslek olduğu için lise, evet. liseyi bitirdikten sonra çocuk. Bununla ilgili bakanlığın yeni düzenlemeler yapması gerekiyor. Mutlaka diyor. ve mutlaka sağlık meslek liselerini bu alanda yoğun bir şekilde aktifleştirmeleri gerekiyor. Bu alanda ciddi bir sıkıntımız var yani. İstihdam Çünkü üretim yapacaksınız, personel evet, lazım diyorsunuz. Evet, Çok evet. teşekkür ediyoruz efendim. Son mesajınızı alalım. Ben teşekkür ediyorum. Bu nazik davetinizden dolayı öyle olay medyaya ve şahsınıza Necmi Bey. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet bizler teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyiciler. Zirvedekiler programının bu haftada sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Haftaya farklı konularla ve konuğumuz da yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim. VYS Mimarlık, Necmi İnce ile Zirvedikler programını sundu.